Başkasının bahçesinden mal sahibinin hiçbir çabası olmadan kendiliğinden çıkan mantarlar başkaları tarafından izinsiz toplanabilir mi hocam? <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ennas şurekâ'u fî selâsin. elma vel kele'u İnsanlar üç şeyde ortaktır ki bu ortaklılıktan kastedilen mülk ortaklığı değil, ibaha ortaklığı dediğimiz kullanımda serbestliği vardır. İşte ot yani hüday i nabit dediğimiz kendi kendine biten e, ot ve bu emsal şeyler. İkincisi su. E, üçüncüsü ise ateş. E, ateş derken e, birinin ateş yanan odunu almak değil, <laughs> evet. ateşin ışığından istifade etmek veya ondan alabilmek e, su derken birilerinin damacanına koymuş olduğu, şişelemiş olduğu, hiyazet altına almış olduğu su değil. Bizzati akan bir su. Evet. Çünkü hiyazet altından alınan, depolanan sular veyahut da borularla e, belli şebekelerden geçen sular mal konumuna gelmiştir. Çünkü evet. artık mubah mal olmaktan çıkmıştır. Evet ot da aynı bu şekildedir. Eğer e, şimdi soruda mantardan bahsediliyor. E, kendi kendine yetiştiril yani kendi kendine olan mantarlardan bahsediliyor. Yani yetiştirme usulü değil. Eğer bu bahçe sahibi oraya özellikle mantarlık edinmişse ve birilerinin oraya girmemesi için etrafını çevirmiş ise o zaman oradan böyle bir şey almak caiz olmak. Evet. Ama öyle bir şey yok ise yani onun ona karşı bir aldırış yok. Herhangi bir ot kabininden ise ee, bu takdirde orada insanların ondan istifade etmesi haramdır diyemeyiz. Şu evet. kadar var ki başkasının mülküne izinsiz girmek doğru değildir ama. Hmm. Yani burada e, o tarla sahibine veya da işte arsa sahibinden izin, i̇zin almamız gerekir. Gerekiyor. Oraya girmek adına izin almamız gerekir. E zaten oraya girmek adına izin alıyorsak niçin gireceğimizi de söyledikten sonra problem de ortadan kalkacaktır.